Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ortalama 4700 TL bütçede EBA ve pandemiden dolayı hem fiyatların yükseldiği hem de teknolojik ürünlerin tedarikinde sıkıntı yaşadığımız şu zamanlarda makul, erişilebilir ve alınabilecek en mütevazi ve agresif görünüşlü sistemi sizlere sunuyorum. Ortalama 4700 TL bütçede bu sistemi yapılandırırken sistemin görünüşü şekil olsun dedim. Aynı zamanda günümüz oyunlarını 1080p çözünürlükte yüksek ultra ayarlarda açabilsin dedim. Bununla sınırlı kalmayıp oyun oynarken de yayın da yapayım dedim. Ve son olarak video render, kurgu ve birçok programı aynı anda açayım dedim. Bu gibi çeşit çeşit tünelleri olan bu sistemi sizler için yapılandırdım arkadaşlar. Parça bileşenlerini seçerken de kaliteden de taviz vermedim her zamanki gibi. Şimdi fazla vakit kaybetmeden agresif görünümlü robot sistemi incelemeye geçelim. Bu sistem bileşenlerini incelemeye farklı olarak ilk kasayı tanıtmakla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu kasa Dragos LK04 model koduyla satılıyor. İçinden 80+ 500 wattlık güç kaynağı çıkıyor. Sistemimizin güç ihtiyacını ziyadesiyle karşılayacaktır. Şimdi kasanın en can alıcı özelliği ne diye sorarsanız agresif tasarım ve şekli. Gerçekten bu kasanın içine ne koyarsanız koyun çok şekil ve güzel duracaktır arkadaşlar. Ben bu kasanın duruşuna 500 TL veririm sadece. İçinden 3 adet RGB Rainbow fanlarla birlikte gelen bu kasa agresif görünümü, kompakt geniş iç hacim ve mükemmel düzeyde güzel bir soğutması ile ön plana çıkıyor. Kasanın sağ ve sol kapakları cam yapıt olup hem görünüş hem de şıklık bakımından mükemmel diyebilirim. Geçelim bir diğer parçaya. Ekran kartı olarak ise güzel fiyata düşmüş GTX 1650 Super'in rakibi olan MSI'ın 4 GB'lik RX 5500X'de OC Mesh modeli olacak. Ekran kartının soğutma yapısına değinmek gerekirse optimize edilmiş bir yerleşim düzenine sahip 6 mm bakır ısı boruları doğrudan bir kontak tasarımı kurarak soğutma verimini arttırır. Aynı zamanda daha iyi soğutma için çeşitli bileşenlerin ısı bloğuna ısı aktarmasına izin vermek için bol miktarda termal pet kullanılır. Ekran kartının dış tasarımından bahsetmek gerekirse sağlam bir arka plaka grafik kartının güçlendirmeye yardımcı olur ve daha iyi görünmesi için tasarımı tamamlıyor. Ve ön tarafta kullanılan Tornix Fan 3.0 teknolojisiyle mükemmel bir şekilde odaklanmış bir hava akışı oluşturuyor. Böylece soğuk hava peteklerle hızlı bir şekilde buluşuyor ve çok etkili bir soğutma sağlanmış oluyor. Yani kısacası 1080p çözünürlükte günümüz oyunlarında bu kart hem soğutması hem de kompakt tasarımı ve performansıyla göz dolduruyor diyebilirim. İşlemci olarak ise arkadaşlar önce Ryzen 3100 ya da Intel Core i3 10100F model işlemcilerini kullanmak istedim. Fakat biliyorsunuz arkadaşlar bizim amacımız sadece oyun değil. Aynı anda yayın, render, edit, ağır programlar kullanmak. Bu bağlamda çoklu çekirdek performansı 3100 ve 10100F işlemciye göre bir tık daha iyi olan 1600 AF'yi süper fiyata yakalamışken bu sistem için kullanmayı yerinde gördüm. Bu işlemci 6 gerçek 12 zek yapıt olup 12 nanometre üretim teknolojisine sahiptir. Yani ilk çıkan 14 nanometre Ryzen 5 1600 işlemcinin yeni versiyonudur. Aslında performansı bir bakıma Ryzen 5 2600 işlemcisine eşdeğer diyebiliriz. Kutu içerisinde stok fanı birlikte geliyor. Harici bir fan almamıza gerek yok. 65 watt gibi düşük güç tüketime sahiptir. Geçelim anakarta. Bu sistemde anakart olarak ise arkadaşlar MSI markasının B450M A Pro Max model anakartını uygun gördüm. Seçtiğimiz bileşenlerin yükünü çok rahat kaldıracak düzeyde uzun vadeli bir anakart diyebilirim. MSI markası anakart üretiminde de öncü firmaların başına geliyor şüphesiz. Verdiği BIOS yazılımı tecrübesiyle stabil ve sorunsuz sistemler için her zaman vazgeçilmez bir marka olmuştur. Anakartın özelliklerine de değinecek olursak M.2 SSD desteği, çift RAM slotu ile maksimum 64 GB RAM desteği. Peki bu RAM'leri hangi hızda hangi işlemcilerle kullanacağız derseniz seçtiğimiz 1600 AF gibi 1 ve 2. nesil Ryzen işlemcilerle maksimum XMP ayarını açarak 3466 MHz hızında kullanacağız. 3. nesil Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 işlemcilerle ise BIOS'u update ederek 4133 MHz hızında kullanacağız. Bu gerçekten uygun fiyatlı bir anakarta göre mükemmel bir RAM frekansı diyebilirim. Geçelim RAM'lere. Yine benim birçok tavsiye sistemlerimde kullandığım 8x2 dual toplamda 16 GB olacak şekilde 3200 MHz pasif alüminyum soğutmalı SR16 gecikme değerine sahip Patriot Viper Steel RAM'lerinden yana seçimini kullanıyorum. Bu RAM'ler gerçekten parasının hakkını verebilecek düzeyde en iyi RAM'ler diyebilirim. Depolama olarak ise arkadaşlar ortalama 250 TL gibi güzel fiyata düşmüş Kingston A400 modelinin 240 GB'lik depolama kapasitesine sahip SSD olacak. Bu SSD okuma ve yazma değerlerini yarı ve tam dolulukta bizlere vaat ettiği şekilde sunuyor. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü bazı model SSD'lere maalesef dolmaya yakın hız değerleri düşüyor. Nitekim biz Kingston A400 modelinde bu sorundan muaf olacağız. Şimdi arkadaşlar agresif görünümlü bu sistemi tamamladığımıza göre 1080p çözünürlükte günümüz oyunlarında yüksek görüntü kalitesine verdiği ortalama FPS değerini yakından görelim. Yeah.
girls with their nails done now. Evet arkadaşlar, sistem ve sistemi oluşturan bileşenler oyunlardaki ortalama FPS değerleri bu şekilde. Yepyeni fiyat performans sistem toplam videolarından haberdar olmak ve bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir sistem toplam videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. It's all about humanity.